Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdallar, bugün yine sizler bilen yüzme yüz turganımızdan kursamız. Hak Subhanahu ve Teala'nın dinine hizmeti yolu da inşallah Rabbil alemin. Umumi mülahazalarımızını, safımızını ve bizga bo'lishi mumkin bo'lgan turli xuruchlarni oldini olish masalasida ba'zi masalalarni gaplashamiz. Islom dini Nabiy sallallohu alayhi va sallam vositasi orqali bizga Qur'on oyatlari va hadis shariflarning hayotdagi tatbiqi orqali yetib kelgan. Qur'oni Karim va hadisi shariflarni himoyasi butun boshli islom ummatining himoyasi sifatida ko'riladi. Agar Qur'on va hadislarni to'g'ri usuli himoya qilinmasa, islom ummatining o'rtasida xohlagan qadar fitna, fasod, ixtilof, janjal chiqarish mumkin. Bu tuyg'uni yo bu ilmiy haqiqatni siz bizdan ko'ra muxolif dushman yaxshi biladi. Shuning uchun har bir millatni o'zini, ya'ni himoya unsurlari bor. O'sha unsurlarni parchalash uchun turli xil teoriyalar ishlab chiqaradi. Ya'ni o'yinlar, fitnalar, fasodlar ishlab chiqarishadi. O'sha fitna fasodlardan biz bohabar bo'lgan taqdirimizdagina nima qila olamiz? Millatni muhofazasi uchun dinning xizmatini, ya'ni ko'ra olamiz, samarasini ko'ra olamiz. Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerim'de "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina" dedi. Bugünlük günde dinni tugal, tamamiga yetkazdim dedi Allah Taala. Bo'ldi, endi din masalasida hiç kim o'zini fikri bilan gapirmaydi. Tush ko'rsa, hayoliga bir narsa kelib qolsa, shuni din deyishga nima haqqi yo'q. "Wa atmamtu alaykum ni'mati" ya'ni Alloh taolo ne'matni mukammal qildim deyapti. Ne'mat nima edi o'zi? Din edi o'zi. Ne'mat din edi. Bani Isroilni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda nima degan? An'amtu alaykum degan. Sizlarga ne'mat bergan edim degan. Va inni faddaltukum alal alamin degan, ha? Sizlarni boshqa olamlardan fazilatli qildim degan. Bu gap Tavrotda ham bor edi, Injilda ham bor edi, Qur'onda ham bor. Bani İsrail'in fazileti nima deydi? Hozir ko'p odam o'ylaydi ki ular aqlli, boshqa jihatdan ko'ra boshqa odamlardan ustun turadi. Mana Tavrotda, Injilda, Qur'onda ham bor deydi. Yo'q. Ne'mat ularga berilgan vahiy edi. Qur'oni Karimda Alloh taolo atmamtu alaykum ni'mati dedi. Va raditu lakumul islama dina dedi. Din haqida ketar ekan ne'mat dedi dinni. Bani İsrail'ga berilgan ne'mat ham ularni boshqalardan ko'ra ustun qilgan jihat vahiy edi. Chunki asosiy payg'ambarlar bulardan chiqdi. Shularning ichidan chiqdi. Boshqa ummatlardan ko'ra fazilatli bo'lish kitobi bilan edi. Qo'lida kitob bor edi. Haq va botilni ajrata biladigan kitobi bor edi. Lekin ular sarkashlik qildi. Haq kelgan paytida o'zlarining havolariga ergashishdi, shariatlarini o'yin qilib olishdi va payg'ambarlarini deyarli barchasini qatl qilishdi. Bir rivoyatga ko'ra, payg'ambar alayhi salatu vasallamga ham vafotlariga sabab bo'lgan zaharni Bani Isroillik kampir bergan edi. To'g'rimi? O'sha hodisa ma'lum. Ana shuning uchun ular dinlariga xiyonat qilganlari uchun la'natga uchradi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Davud va Isa ibn Maryam lisonlari bilan bani Isroil nima bo'ldi? La'natga uchradi. Ular o'sha dillarini o'zgartirgan edi. Berilgan ne'matni muhofaza qilmagan edi. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadiki, ya'ni Allohga iymon keltirish, tog'utga kufr keltirish haqida zikr qilib, nima dedi? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا دِيدِ.
Yani kim tağutka küfür keltirse, tağut değil mi özü? Tağut Allah'tan özge ibadet kılınadigen barcha narsaga tağut deyiladi. Tağut bilen cibitnin nima farkı var? Cibit hem keledi bir joyda. Tağut bilen cibit. Cibit mücessem bo'lib turgan narsa, butlar. Tağut manevi narsalarni ham o'z ichiga oladi. Allah'ını koyup Allah'tan başka zatlarga iman keltirse kafir bo'ladi. Unga inkar qilib asl haqiqiy to'g'ri yo'l Qur'on sunnat deyish kerak. Müslüman adamın itikadında zerre kadar bundan taviz vermesin gerek. Kılalmagan takdirde kılalmadım deyiş gerek. Lekin kılış gerek bugün işin en doğrusu Kur'an sünnet deyiş gerek. Doğru mu? Hakiki yol şu. Her tamandan kesin, her tamandan hücum kılsın. Kur'an ve sünnetinin talimatıge karşı duralmaydı hiç kim. Kur'an ve sünnet bunu ifade kılıyordu. Uşacay'da ne dedi? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman keltirse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى dedi. Urvatul vuska ne miydi? İşançlı tutkuç idi. Bana şu ayetini muddaasıdan her birimizin işançlı tutkuçumuz buluşluğu kep çıkardı. İşançlı tutkuç şart. Milletini himaye kılıçlıktı. Milletini özlüğü hem kereği buladı. Mesela qaysi millatimiz o'zbek millatimiz hozir to'g'rimi e'tiqodiy ma'noda ibrohim alayhissalotu vasallamni ummatimiz millatimiz deyishimiz boshqa masala u iymoniy yo'nalish lekin qavmiyat sifatida bir qavmni a'zosimiz biz hech qachon qavmiyatchilikka chaqirmaymiz masalan o'zbek undoq qirg'iz bundoq demaymiz millatni nomi o'zini milliy asoslari ustiga qurilaveradi payg'ambar alayhissalotu vasallam millatchilikdan qaytardilar Lekin har bir qavmni o'zini urf-odatlarini shariatga zid bo'lmasa nima qildilar? Qo'yib berdilar. Odamlarda shunaqa tasavvur bor-da hozir yangi islom haqida yangi tushunchasi bor odam o'ylaydiki, islomni o'rganyapmanmi? Ha, o'rganyapman. Demak, hamma narsani inkor qilishim kerak, faqat yangitdan islomni qonunlari bilan hamma narsani isloq qilib chiqishim kerak deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Islomni o'rganganimizdan keyin mavjud voqea hodisalardan İslam'a zıt bulgallarına koşulmayız. Lekin İslam'a muvafık ve bu aslında kavmiyetçilikten ösüp çıkan narsa. Milletinin özüge alakadar narsa. Lekin İslam'a zıtmaz. Ne var oladı? Uşanda kola uğradı. Adı bir de misal. Bana hazır biz dop giyip durup biz hammamız. Araplar kiymiydi bu dopunu. Lekin baş kiyim sıfatı da bu. Ota uğradı mı? Ota uğradı değil içeriye. Yo aynan o'sha birinchi payg'ambar alayhissalotu vasallam kiygan kiyimni kiyasan demaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Urfiyatni, urfni al-urfu kan-nas qoidasini shuning uchun keltirishgan. O'zi muxtalafun fi qoidalardan bu. Muxtalafun fi manba ma'nosida foydalansa bo'ladigan asos 4 ta, to'g'rimi? Kitobulloh, sunnatu rasulilloh, ijmoiy ummat, qiyos. Ana ondan keyin 6 ta muxtalaf narsalar keladi. O'shalarning ichida masalan masalihul mursala bor, shar'u man qoblana shar'u lana bor, yoki o'shalarning ichida urf bor. Al urf kan nas. Urf matnga o'xshaydi. Agar o'sha matndagi asl shariatning asoslariga, maqsadlariga zid kelmasa. Demak, bu yerda nimani biz tushunishimiz kerak bo'lgan mavzu millatning muhofazasi uchun o'zini qavmiyatchiligini ichida shariatga zid bo'lmagan milliy qadriyatlari bilan birga eng quvvatli urvatul wusqo din hisoblanadi. Biz dinimizni mahkam o'rganib, mahkam ushlaganimizdagina tashqi qandaydir muxolifatni bizni ichimizga kirib kelishligiga imkon bermaymiz. Qachon bu imkoniyatdan mosuvo bo'lamiz? Qachon bu maydonda mag'lub bo'lamiz? Dinimizni qo'ldan bersak. Shu bilan birga milliyat, milliyligimizni ham qo'ldan bersak ketamiz. Rus hukumatı ateizm, kommunist hukumatı. O'rta Osiyoni bosib olganda eng katta urg'u bergan 5 ta jihati bor. Birinchi o'rinda tilimizga hujum qilgan. Tilga hujum qilgan. Til nimani ifoda qiladi? Millatni o'zligini ifoda qiladi. Men o'zbekcha gapiryapman hozir.
Beni Özbek auditoriye eşitti, şunu yaptı. Ben Özbek kadriyetlerden faydalanıyorum ben. Tilimizi yokarsak ne oldu? Özbeklik kalmaydı. Bunu bilgeni için tamamıyla Özbek lügatına hücum oldu. Harekat kıldı Özbek lügatını yok kılıçlık ki. Lügatı yok atış için nimeden faydalanıldı? Harf özgartırıldı. Doğru mu? Biz eski Özbek yazıbıda yazardık. Barcha kitaplarımız, tarihi asarlarımız, adabiyyatımız, hamma narsamız Türkiye harf üstüge kurulgen idi. Bitti özgartırdı Latinçege. Kiyin özgartırdı Kırılçege. Kiyin yana Latinçege utkazıp, kiyin yana Kırılçege, hazır yana Latinçege öttük. Bu kadar oynanmagan millet üstüde. Amerika 200 yıllık lügatı da harfı da haliyem yazı yaptı. Japonya 2000-3000 yıllık harfı da haliyem yazı yaptı. Hazır abi, harfıge teymeydi. Demek ki harfıge tegişten közlengen maksat var. Milletinin zihnini yuviş, arka tarihini yok atış, tilge hücum, harfge hücum, üçüncüsü öz özüden ne oldu? Tarihge hücum. Tarihini yok kılış gerek. Amir Timur'u kanhur görsatış gerek. Fakat kanhurlik cihatına içiş gerek. Kanhur bugün madaniyetini bizlerge op geldik deyiş gerek. Kim bizge o Suvoruflarını örgütüş gerek oladı. Skobuluflarını okutuş gerek oladı. Kahramanga muhtaç millet. Kahraman degen de bizge hiç kim tanımagan kattaki adamlarını korsatıştı. Bu unsurlar içinde en tasir küçüge ege bugeni, en küçüli tasir küçüge ege bugeni din idi. Keyin dinge hücum kılıştı. Tilge, tarihge, harflarımızge, adabiyatımızge. Şu bilen birge dinimizge hücum kılıştı. Din. Dinge hücum bugenden ki bu oldu. Eğer şu unsurlar özünü himaye kıla aladigen, yani küçüke ege bulmasaken himaye yok alardı. Yok alış arabizge kegen idi. O zamanlar nima ahvalı göçüştü. Adli insan bilen hayvanlı farkı koyganı yok. Doğru mu? Nima vaziyet ki kep kaldı adamlar. Ateistik cemiyet milletinin her tamamını nima kıldı? Batkakka batırdı. Ahir Allah Ta'ala onlarına nima kıldı? Özü parakanda kıldı. Müstakillik bugün zahatı milli kadriyetler, ananalar değildi yu en katta yutuk din kaytip geldi. Endi dinli organiş ve şu asası da milletini cipslaştırış ve gelecek için küçülü bir cemiyet hasıl kılış için hareket başlandı. Lekin düşman uxlab o'tirgani yo'q. Ateistlardan qutuldik-ku, lekin LGBTchilardan qutulganimiz yo'q. Yevropadan turib olib hamma erkak bilan erkakni nikohlash kerak degan tushunchadagi fasod e'tiqoddan qutulganimiz yo'q. Ular hujum qilishni boshlashdi. Ular biladi hujumni qayerdan qilishligini. E'tibor beryapsizmi? Nimaga imomlarga hujum? Nimaga imomdan ko'ra beozor yo'q? Birorta imom o'zidan o'zi chiqib janjal qilmaydi hech kim bilan. Doim janjalla bosishga harakat qiladi, qo'li ko'ksida, xizmat bo'lsa tayyor. Soat kechqurun 2 da telefon qilsangiz ham turib kelib xizmatingizni qiladigan eng muloyim xalq imomlar. Eng odamlar bilan kelishadigan kasb imomlar. Hamma narsaga tayyor. Hamma muammoga dardini eshitadi. Nimaga endi imomlarga hujum qilinyapti? Demek, muhafaza kılış gereği bugün unsurlardan en küçülüğü din. Dinde doğru düşündüredigen adamların obrosuzlandırılsa, keyin bu milletin içine hücum, huruç boladı. Bekar gemez, kayırda imamını gepiriyetken adamını sel arkasını sürüştürün, LGBT'ye alakadar bu çıka uğradı. Bilmeyiz, uzayan bilmezlik mümkün. İmamların üçüne kadar yetkenler, LGBT'ni biliyorsunuz kimin hakkında gepiriyetkenimizdi. Hazır başlarını koyganım için ben biraz bunu urgu vereyim ben. Lezbiyankalar, ayol bilen ayol nikahlanadigan, nikahlanmaydı yaşaydı, bitti uyudu. G, L, G, G'ler, G'ler, erkek bilen erkek yaşaydıgan. L, G, B, biyoseksüallar deydi. Bunlar uzun cinsini anaka kıladigan. Kingisi? Transgenderler. Ular cinsini uzgartıradigarlar. Bu törtte iflas ıskırt unsurlarını milleti çekirtiş. İlgarı bu gapını gapırış adamını seskentirardı.
Doğru mu? Hazır sekin sekin adamlar künü bora degen derecede ap gelişti. Şimdi imamlar bu meselelerde kattık turuşuptu. Turuşa diyem, turamızam inşallah. Bundan ki yine. Şunun için imamlarga hücum var. Yakın küllerde o şey, hani bu Baba Murat Abdullah degen bile az yine atışmanı kurduylar. Yani gap atışmalarını. Uzdan özü imamlarını allaçı deyip pos kıldı o. Maksadı şu özü. Özü Germaniye'de oturttu hazır. Germaniye'de oturup alıp Uzbekistan'daki ahli ilimlerini, imamlarını allaçı diyepti. Allaçı. Bu gap hakaret mi hakaret mi? Hakaret. Yüz mü yüz şu imam bilen turup doğrudan doğru yaplaşıp siz marum marum işini kılı yapsınız bu not doğru dese o cevabını verse kiin hulasa çıkarsa meyli. Yaplaşmagan, görüşmagan, internette karasa en köp irge şuçu bar adamlarını sana vali yaptı de. O yüzden bir tiğin yakınmat adam. En köp irge şuçu bar adamlarını sana alıp ularını hakaret kılı yaptı. Allaçı bular, mene mene, isbat, delil kılıp kürseti yaptı köp narsalarını. Tagini soruşturursayız, onun maksadı hakikat parvarlık mez. Maksadı köp auditoriyası borcayı hitap kılıp, uşaların içinden karmakka adam ilindiriş. Özünü siyasi maksadını amalga aşırışka urunuş. Ben avvalra bir etken edim. Bişkek'te Soros taşkilatını bloggerlerini okutadigen kursları işleyipti. Degen edim. Bitta eshitganlar bordir, eshitmaganlarga mana jonli muloqotda biladi ko'pchilik. Ancha bo'ldi bunga. Hali Qirg'izistonda yangi saylovlar bo'lmagan, mitingga o'xshagan narsalar bo'lmay turgan payt. O'shanda aytgan edim. Soros tashkiloti qayerda bloger o'qitayotgan bo'lsa, o'sha joyda to'ntarish qiladi. To'ntarish qilishlikdagi eng birinchi suyanadigan aktyorlari bloggerlar. Çünkü blogger nima qilib bera olaydi? 10 ta odam chiqsa 100 ta chiqdi deb bera olaydi. 1000 ta chiqsa 100 000 ta odam ko'chada yuribdi, baqir chaqir qilib bera olaydi. Va ularga shunaqa darajada o'qitiladiki, jurnalistik funksiyalardan o'ta ustamonlik bilan foydalanadi. Uni gapini eshitgan oddiy odam gapiga mahliyo bo'ladi, ma'nosiga e'tibor bermaydi. Gapiga mahliyo bo'lib, o'shani gapiga qarab ko'chaga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Shunaqa ehtimoli bor. Men o'sha suhbatni menga tashlayotgan odamlarga aytayapman. Shu ma'noni tushundingmi desam, yo'q deyapti. Nimaga tashlayapsan menga? Aytayaptiki, sizni deyapti, mot qilib qo'yibdi mana deyapti. Xo'p, qatta mot bo'ldim, ko'rsat deyapman. Ma'nosini ayt, nima bu gapdan nima ma'no bor? Eshitib ko'ryapti-da, haqiqatda siz aytgan gap to'g'ri ekan deyapti. Asli mohiyatga qarasangiz, men aytgan gap to'g'ri bo'lib chiqadi yoki siz aytgan gap to'g'ri bo'lib chiqadi, uniki noto'g'ri bo'lib chiqadi. Jurnalistik taqdimot, jurnalistik ya'ni funksiyadan foydalanib odamlarning fikrini chalg'ita oladi. U chalg'itish uzoqqa bormaydi. Masalan, 10 kun davom etar, 15 kun davom etar, 10 kun, 15 kunda uni qarmog'iga ilinib, millatning ichida janjal qilib beradigan odam bo'lsa bo'ldi ular. Haqiqat oshkor bo'lganda hech qachon ular kechirim so'ramaydi. Maqsad hamiyon dabdara qilib olishgacha ishlab bersa bo'ldi haligi funksiya. Keyin fosh bo'lgandan keyin ham bez rayt turaveradi. Men uzr bilmabman deb ketaveradi. Yoki uzr ham aytmaydi. Ularda shunaqa vaziyat. Masalan, men bunday dedim. Aytdimki, Usmon Haqnazar nomi bilan maqolalar e'lon qilindi. Ko'p maqolalar. O makalalarının seviyesi, o makalalarının seviyesi cüde yüksek derecede. Bitti adam onu yazıp bu derecede takdim kıl almaydı. Yani Baba Murat Abdullah sport jurnalisti. Onu sport hakkındaki makalalarını okuyam ben. Facebook'ta yazılarını okuduramam. Yani şu manada çalıştırış için. Seni seviyen Usman Haknazar'ın seviyesi doğru kemiydi dedim. Sen sotqinlik qilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda 3 ta 4 ta maqolani olib turib yuborgansan, uning ustida 20 ta 5 ta 10 ta odam ishlab maqola qilib chiqargan bo'lishi mumkin desam, mana shu gapga raddiyani qarang. Aytayaptiki, agar deyapti, Usmon Haqnazarning maqolalari saviyasiz bo'lsa, uni Wikileaks'da iqtibos keltirmasdi deyapti. Men nima deyapman, bu nima deyapti? Men Usmon Haqnazar maqolasining saviyasi baland deyapman. Bu aytayaptiki, agar saviyasi baland bo'lmaganda edi, falonchilar
maqolani chiqarmasdi deyapti. Men aytgan gapni tasdiqlayapti. Ko'rgan odam menga raddiya beryapti deb o'ylayapti. Ko'ryapsizmi uslubni? Men aytgan gapni gapiryapti. Lekin menga raddiya bergan deb o'ylayapti odamlar. Raddiya emas u, seni chalg'itayapti. Menga qarshi hech narsa deya olmadi degan gapdan qutulish uchun bu ishni qilyapti. Yana o'sha suhbat edi. Qur'ondan deyapti, hamma xohlaganini gapiraverish kerak. Qur'ondan hamma xohlaganini gapiraverish kerak. Ya'ni Qur'ondan faqat imomlar yoki ulamolar gapirishi kerak degan gap Qur'onni nima qilish? Manipulyatsiya qilish deyapti. Monopoliya qilish ekan. Qur'ondan faqat ulamolar gapirsin degan gap monopoliya ekan. Biz ham gapiraverishimiz kerak deyapti u, jurnalist. Men unga sen dedim, seviyen üç çale jurnalist. Senin makalalarınca filologlar, yani seni seviyenge filologlar yakışı bir miydi? Yazgan çizgen inden korunup durup da desem ayet yaptı ki, jurnalistke filolog baha bir almaydı diyepti. Jurnalistke fakat jurnalist baha bir aldı diyepti. Kime ettim? Ana kol geçiştik mi dedim. Hadır mı diyeti o din? Hazır Kur'an'ge hamme yapıra vurad diyeti o din. Jurnalistga hujum qilsam, jurnalistni faqat jurnalist tanqid qilish kerak. U tahlil qila olaydi, u baho bera olaydi deyapsan. Ya? Jurnalistga faqat jurnalist baho bera oladi. Bu gapga qo'shilaman. To'ppa to'g'ri. Men senga jurnalist sifatida baho beryapman. Men magistrman jurnalist masalasi bo'yicha. Jurnallar bo'yicha 90'dan oshiq baloganman. Ya'ni jurnalistikada meni hech muammoim yo'q. Filologiyani ham ajrata bilaman, vaznni, turoqni, aruzni, hammasini barmoqni ajrata bilaman. Adabiyot bu maqtanish ma'nosida emas. Ya'ni senga jurnalistik ma'noda baho berar ekanman, qarshingda jurnalist turibdi. Ko'chadan kelib hech savodsiz odam baho berayotgani yo'q. Lekin sen Qur'onga baho berar ekansan, sen qarshingda turgan qoridan oldin gapirish haqqing yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Endi buni nima uchun aytayapman? Tajribada bo'lgan hodisa uchun. Hozirgi mavzuyimizga aloqador narsa. O'sha Bishkekdagi Soros mablag'i bilan o'qitilayotgan jurnalistlar, blogerlar maktabida bu bola o'qidi. Shu bola o'qiyapti. Buni chiqayotgan mavzular olib chiqayotgan, gapirayotgan gaplari Soros chizib bergan chiziq asosida ketyapti. Boshida aytdim men, bizni himoya qilishi mumkin bo'lgan eng kuchli urvatul wusqo Qur'oni Karim. Sunnati saniyya, ijmoiy ummat, bu ummatning ulamolari va bu millatni islom tan olgan qadriyatlari. Shularga hujum qilyapti. Bittasi maqola yozuvdi, Umida degan ayol. Shvetsiya anaqasi bilan birgalikda hamkorlikda elchixonasi bilan. Nima edi? Bokiralik yuki. Maqolani qarang. Bokiralik yuki. Nima degan u? Bokiralik qizlarda, O'rta Osiyoda qizlarda bokiralik qizlar uchun yuk. Undan qutulish kerak ular demoqchi. Yangi kuyov kelinni bokira bo'lishligini talab qilishligi bu saviyasizlik. Nima qildi u bokiraligini yo'qotgan bo'lsa, nima qildi undoq bo'lsa, bundoq bo'lsa deb katta maqola qilgan. O chekka-chekka joylarda bechora sodda odamlarning ichiga kirib videolab chiqqan. Mana bular nimalarga hujum qilyapti? Xuddi shu Umida bilan bir xil buni hukizi bu. Bobomurod Abdulla. U mol bo'lsa bu hukiz bu. Bizning millatni unsurlariga, ya'ni urvatul husqolarga hujum qilyapti. U aytayaptiki, ulamolarning gapirishi shart emas, biz ham gapiraveramiz deyapti. Keyin oyat o'qiyapti, anfusi qum deb. Anfusi kum de Kur'an okuyaptı. Ben şimdi yoddan ettim de yani miskin bu ayet isimge geldi de miskinli miskin de okudu deyip yoddan eti varıp ben. Şimdi şunu üçlü yaptı. Sen deydin beni katta okuyanın bilmem sen kaysa ayetini. Bana hata oyun deyip. Tamam hata okup ben. Kaytattan işittim. Anfusi kum de gene kendisi. Babam Rancan. Anfusi kum. O Umide de gene bakıralık yükü de makale yazıyordu o de. Hazrat unga qarshi raddiya maqola yozganlar. Bugun ba'zilar aytadi-yu, hazrat bo'lganlarida undoq bo'lardi. Siz tortishavermang. Hazrat tortishmagan birorta bilan. Qayerdan bilasan sen?
hazratni profiliga o'zini o'rniga qo'yib o'zi gapiryapti. O'zini aytganini qildirmoqchi bular. Hazrat raddi yozganlar hech bitta bunaqa millatga hujum qilishi mumkin bo'lgan, millatni urvatul vusqosiga hujum qilishi mumkin bo'lgan mavzuni birortasini tek qo'ymaganlar. Hammasiga imkon qadar raddi yozganlar. Faqat ijtimoiy tarmoq u darajada aktiv bo'lmaganligi uchun ko'pchilik bexabar qolgan. Kim o'qigan Bokirali Yuqiga qarshi maqolani? Deyarli ko'pchilik o'qimagan. O'sha maqolada aytganlar. Umman raddiyani keltirganlar, nima bo'lishini, kimlarga bular suyanganini keltirib, oxirida aytganlarki, o'zini bokiraligini qayerda yo'qotib qo'ygani ham esida bo'lmagan xotin bizning millatning yani bakoratiga til tekkizmasin deganlar. Joyga urushmi? Salomga yarasha alikmi? Yomon qattiq pitillagani umida degani. Men sudga beraman, meni haqorat qildi. Bor sudkinga bersang ber. Hazrat turganlar o'sha paytda ularga qarshi raddiyasini. Menda maqola turibdi, inshaalloh bugun esimga tushsa qo'yib qo'yaman men. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda keltirgan. Aytadilarki, odamlarga ochiqdan ochiq zulm qilish. Men tarjima qilayotganda ochiqdan ochiq zulm deyapman. O'zi asli arab kalimasida bag'o kalimasi kelgan. Bag'o. Bag'o kalimasi bag'al valat bo'lsa haddidan oshdi bo'ladi. Bag'atil mar'atu bo'lsa nima bo'ladi? Ayol zino qildi bo'ladi. Bag'o ochiqdan ochiq zulm qilish. Masalan, kuchim yetishligini bila turib, uni cho'ntagidagi pulini olib qo'yib, nima deysan deyish. Ochiqdan ochiq zulm. Yoki o'zi ilmsizligini bila turib, ulamolarga sen adashding, sen xato qilding deyish. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga kelib sen adolat qilmading deyish darajasidagi shijoat, jur'at. Kim qiladi buni deganda payg'ambar alayhissalom buni valati zino qilishi mumkin deganlar. Yoki tomirida valati zinolik bor odam qiladi buni deganlar. Bu hadis bu hasan hadis. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu hadislarini aytsak, bir odam odamlar ichida ulamolarga jur'at qilishligini isloq qilib tavba qildim astagfirulloh shu sifatli bo'lib qolmayin deb o'zini o'nglash o'rniga bizga nima deyishyapti sen tanigan tanimaganingni valati zinoda ayblayapsan deyapti. Men kimni ayblayman valati zinolikda? Men bir sifatni gapirganman. Bir odamga nisbatan ochiqdan ochiq zulm qiladigan, tuhmat qiladigan, gaplarini montaj qiladigan odam haqida hadis chiqib turibdi. Yuzma-yuz kelib shu gapni ayt, haqiqatda shunaqa gap bormi? Shu gapni bo'ynimga qo'yib ber desiz, kelmaydi hech qachon. Nimaga? Tuhmat unga ma'qul. O'zini isloq qilishlik unga ma'qul emas. O'ta og'ir hadislarni aytsangiz, ha, men ana shu hadisdagi o'sha odamdanman deb ishni davom ettiryapti. Ha, bunda bizni aytayotgan gapimiz, keltirgan rivoyatimizni o'chirish o'rniga ularga aytishimiz kerak. Sen o'zingni isloq qil. Hadis bor. Qur'oni Karim alohida oyatda aytgan. 10 sifat bilan 10-chi sifatda utullim ba'da zalika zanim degan. Zanim nima? Haromdan bo'lgan. Haromdan bo'lgan zanimni lug'atdagi ma'nosi betayin degan o'zi. Betayin. Bir qo'y bolaladi, qo'ziladi, onasi o'lib qoldi. Endi bu qo'zi o'rnidan turib olib boshqa qo'zilar, qo'ylarning ichiga kirsa, ular buni turtiyapti. Bu ulardanman deyapti, ular buni turtiyapti. O'ziga qo'shmayapti. Ana shuni ham zanim deydi. Bir qavmga o'zini mansubman deydi, u qavmdan emas. Nomini musulmoncha qo'yib oladi, aslida musulmonlardan emas. Zanim. Utullim ba'da zalika zanim. Qur'on ularni aytayapti. Endi biz o'zimizni dinimiz, milliy asoslarimiz, madaniyatimiz, tariximiz, tilimizni himoya qilish uchun bu tilga, dinga, milliy qadriyatlarga hujum qilayotganlarga muloyim bo'lmasligimiz kerak. Ular muloyimligini hech ko'tarmayapti. Muloyim bo'lgan sariz ustiga chiqib ketib qolishyapti. O'sha Bishkekda o'qidi. O'qib tugatgandan keyin Bishkekda to'ntarish bo'ldi. Oxirgi saylovdan oldingini aytayapman.
Doğru mu? Adamlar köçeye çıktı. Uşanda bloggerler kattık işlerini kıldı. Uşa paytlarda Bişkek'nin mahsus hizmetleri Baba Murat Abdullah'ını uçlap Özbekistan'a biri var. Kuzatkarlar olsa kuzatken, kuzatmagarlar bundan ki, dersten ki çıkıp bir okup koyarsın. Kanaka. Yani etapta iş devam etti. Özbekistan'ın kegenden ki Özbekistan onu sorak saval kılıç carayağını da ben şimdi içki tamamını bilmiyim ben de iş kılıçken içkereği apkırıp sorak saval keti yaptı. Baba Murat Abdullah'ın anası çıkıp yığıladı da dedi Romalı oraya alıp. Ona kapatı da din kereği buladı. Ona kapatı da din, Romal, ibadet kereği buladı. O yüzden ona kadar adam mesleğini bile de atrafı da gelir. Şimdi din kereği bunu. Dinini rükaç kılıp İltimas, prezidentke müracaat kıldı. Uzbekistan hükümeti onu geçirdi. Ben kuzatkenler sıradan bittiyse de. Geçirdi. Geçirgenden ikin çıkıp nüme dedi. Ben dedi bol da eski işlerimi yığıştırdım hammasını dedi. Hamma işlerimi yığıştırdım. Onu kokşakan narsalarını. Bol da indi ben özümce tinç hayatımı abaraman dedi. Uzbekistan hükümeti onge patkülüç don verdi. Taşkin'de. Toshkentdan berdim, qayerdan berdi, don berdi. Donni olgandan keyin tashqaridagi muxolifatga men anaqaman, manaqaman, hukumatga sotilganim yo'q, to'g'ri undan-munda deb til yog'lamachi qilib yurdi-yurdi-da, tiqqi-tiq yo'bib qoldi. Bitta qarasa Germaniyada o'tiribdi. Yana boshladi. Mullalar allachi, unisi allachi, sharafsiz qilib. Bir qiziq anekdot bor. Tilamchilar haqida. Bizden de lüle deyiladiyo. Lüle'lerde otakasip deyindi. Tilamçılık kılış. Birinci tilamçılık yani eşikke borgen üyelerken. Birinci. Keyin açarken şu bitteden utuvakim. Bittesini sorasın uyağa asan boladı. Keyin birinci eşikten tilamçılığını kıyandayken uyağa keyin bir marakete uğrarken. Bu hayillerim şuna kadar. Bir madde hıyanat kıyandayken buldu. Uyağa bir hemala. Şu hıyanatka tartıp dura uğradı. Hadi Germaniyada oturuvagan, saylovlar Özbekistan'da yakın, otni choptirib qolish kerak. Qayoqdagi bir qalang'i qasang'ilarni oldinga sudrab yotishibdi. O'shalarga raddiya bersam, bittasi menga telefonda telefon nomerini tashab, osmondan qilib gapirdi. Endi bularning guruhini aytyapman-da, qanaqa odamlar bular? Qanaqa insonlar bularning atrofida? Keyin Oltariqdan ekan. Telefon nomer turibdi menda. Lakasta taşı yaptı. Lakasta yani konum, kayırdalıgını. Keyin Oltariqda bir işte yaxşı ticaretçi, başka yakın tanışlarımız var. Ulaga telefon kıldım. Şu balan top belirlerce kim bu? Kanaka. Ota ağır gaplarını gapirayapti. Keyin avazı taşı var işte. Uşa ottagi mahallasida qo'shnisi u balan taniydigan adamlar yozyapti menga. Ya bu bilan umuman gaplashmanglar, bloklab tashlanglar. Bu odam o'zi nidastatga, miya ketgan. Bahorga yaqin tutxonaga tutadi buni. Otasini urib mayib qilgan. Ota buni azoridan qutila olmasdan o'zini osib o'ldirgan deyapti. Onasi hozir onasi bolaning kaltagini yeb sabr qilib yashayapti deyapti. Uyini rasmlarigacha jo'natib olishdi. Parokanda uy. Ya'ni islom ummatiga, musulmon millatga, o'zbek xalqiga ichkaridan tashqaridan xiyonat qilayotganlarning hayotdagi tutgan o'rni. Tashqa bu Facebookda, ijtimoiy tarmoqda polvon, qahramon Bahodir ko'rinaveradi. Chiroyli zo'r gap gapiryapti. Bu qanaqa odam ekan deysiz? Tagini surishtiring, shunaqa odam bo'lib chiqadi. Aksariyati shunaqa bo'lib chiqadi. Hayotdan zada, ya'ni alami bor. O alamni kimdan olishini bilmasdan shunaqa obyekt qidirib yurgan odamlar bo'ladi. O'zbekiston afv qildi. Germaniyaga borib hozir to'xtamasdan harakat. Shu saylov arafasida qalang'i qasang'ilarga hukumat to'g'ri bersak, talon-tarojni biz qilsak, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, LGBT targ'iboti shuni uchun avjga chiqyapti. Baba Murat Abdulla LGBT bir xil kichiyapti. Nima dedim boshida? Dinga hujum, milliy qadriyatlarga hujum, shularni biladi ular. Qanday hujum qilsak millatni to'ntara olamiz. Endi biz nimaga hujum bo'lishligini bilaroq diniy masalalarda biz muhofazaga chiqishimiz kerak. Ya'ni maydonga chiqib hammaga gapirish ma'nosida emas. Bizdan millat aksariyati so'rayapti, turibdimi dinimizni aslida o'rgatishimiz kerak.
oylanı kadriyatını o'rgatishimiz kerak. Ukrainada yaqinda bitta maqola o'qib qoldim. Ukrainaga va'da qilishgan edi. Rossiyadan qutqarib olamiz. Yevropa ittifoqiga sizlarni qo'shamiz deyishgan. To'g'rimi? Siyosatdan ozgina xabar bor odam biladi buni. Haligacha sudrab yurishibdi va nima deyishyapti? Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun mana bu narsalarga ruxsat bo'lish kerak. Bir psixologning kitobini, Yevropalik psixologning kitobini maktabda o'qitamiz deyapti hozir. U kitobda shunaqa jirkkanch uy vazifalari bor. Hozir aytishga hijoat qilaman. Bu ekran qizarib ketarmikin deb qo'rqayapman. O'g'il bolalarga uyga borib, o'sha o'g'il bola bilan bo'lishi mumkin bo'lgan ishni qilib kelasizlar deyapti. Anaqada o'quv dasturida shuni Ukraina maktablariga o'qishga kiritamiz deyapti. Nimaga? Yevropaga qo'shilish uchun. Rossiyadan ajratib oldikmi? Endi Yevropaga qo'shilasizlarmi? Mana bu ishni qilishinglar kerak deyapti. Endi u yerda Ukrainada ekan bizga nima deyishimiz mumkin, lekin o'shani boshqa formati bizni o'zbek millatini ichiga, O'rta Osiyoga harakat bo'lyapti. Qirg'iziston yon qo'shnimiz. Qozog'iston yon qo'shnimiz, Tojikiston yon qo'shnimiz. Lekin eng aktual va strategik ahamiyatga ega joy O'zbekiston. Xalqi ham ko'p va juda imkoniyatlari keng. Bu o'zbek millatini agar o'zlarini nog'oralariga inshaalloh o'ynatisha olmaydi-da, mabodo o'ynatib yuborishsa O'rta Osiyo ketdi degani. Ko'p hujumlar, xuruchlar, lekin eng kuchli hujum xuruch imomlar orqali, ya'ni din orqali bo'layotganligi ko'zga ko'rinib turibdi. Dinga hujum qilishyapti. Dinga hujum qilishlikda imomlarni, ulamolarni obro'sizlantirish Soros blogger maktabida o'qitilgan. Sen dedim bahsga chiq, Bobo Murodga chiq, bahsga yuzma-yuz gaplashaylik. Men senga alohida vaqt ajratmasdan jonli efirni ichida bir-bir gapirib ketyapman-da. U endi tayyorlanib olib, atrofida nechta odam bilan qilyapti bu ishni. Endi yuzma-yuz bahsda kim kimligi chiqadi? Kim nimaga suyanayotganligi, kimning maqsadi nimadan iboratligi chiqadi. Sunnat inkorchisi bor. Kamoliddin Yo'ldosh degan. Sunnat inkorchisi hozir Qur'onni o'zi tafsir qilishni boshladi. Masalan, Niso surasida ayollarni nushuzidan qo'rqsangiz, ularga nasihat qiling, ha? Undaki vahjuruhunna vadribuhun keladi. Vadribuhunna o'tda urush, daraba yadribu, darban, darbun, idrobun, midrobun hammasi urushga ishlatiladi buni. Birinchi ma'nosi urush. Keyin u zor bo'lmasa, o'sha masalni urush degan. Bir masalni olib boshqa bir misolga urush. Shuni urush emas deyapti. Nima? Uzoqlashish, chetlashish ma'nolari bor deyapti. Yo, Qur'onga ma'no aytish boshlayaptimi? Demak, u joyda siyosiy bularni gapi. U atrofiga 10 ta odamni ergashtirib olsa bo'ldi, shu 10 ta odam bilan maqsadini amalga oshiradi. Shu bilan ozodlikda bahs bo'ldi. Bahsga meni chaqirishdi. Men chiqdim, endi balki darsdan keyin eshitmaganlar bor, eshitib qo'yasizlar. U maqola yozgan. Maqolada aytganki, 200 ta narsani sanadim degan. 200 ta narsani sanadim, Qur'onda yo'q bular degan. Qur'onda yo'qmi degan? Demak, ularga amal qilish shart emas degan. Yoki Qur'on taqiqlamaganmi shuni? Demak, unga amal qilsa bo'laveradi degan. 200 ta narsa. Eng birinchisi nima? La ilaha illalloh bor, uni oldida Muhammad Rasululloh yo'q degan. Bu degani sunnat yo'q degani. Mazhablar yo'q degan. Unisi yo'q degan, bunisi yo'q degan. Xullas, shunga men maqola yozgandim Facebook'da raddiya qilib. Bu raddiyani ozodlik ko'rganda bahsga chiqasizmi deb chiqaman dedim. Qo'ydi bizni, bahslashdik. Bir soat atrofida bo'ldi suhbat. Birinchi chiqib aytdiki, menga siz dedi, meni siyosiy maqsadlar yo'lda yurgan xoin deb atayapsiz, isbotlaysiz buni dedi. Uni qo'ymiz, mavzuni gaplashaylik, uni isboti bo'ladi. Seni siyosiy xoin ekanligini isbotlash muammo emas. Chunki bu bitta san emas-da, oldin bunga o'xshaganlar ko'p bo'lgan. Bahs bo'ldi, u bitta hadisni rivoyat dalil keltirdi. Haligi echki hadisi bor. Ibn Mujada. Oysha onamiz
o'sha 5 ta emizishlik 10 taga o'tganligi toshboron haqidagi oyatni o'qirdik. Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tganlarda ham o'shani qiroat qilib turardik. Echki kirib o'sha oyatni yeb qo'ydi degan hadis. Ibn Mujoda bu hadis. Shuni keltirdi. Keyin men aytdimki, bu hadis munkar hadis. Ibn Mujoda munkar ekani uchun keltirgan buni. Bu hadisga amal qilinadi demagan. Munkar hadis nima edi? Munkar nima? Hadisda, hadis istilohida munkar sahih rivoyatga xilof bo'lsa munkar bo'ladi. Sahih rivoyat Muslimda mana shu jumla yo'q. Qo'yib ketdi, ishkayib ketdi jumlasi yo'q. Ravilar ichida Ismoil ibn Muhammad mi degan bir odam bor. U odam munkarul hadis. Uni Ibn Ma'in olmaydi degan, hokim uni olmaydi, Doriqutni uni zaif degan hammasini sanab berdim. Nimaga hadisni obro'sizlantirish uchun munkar hadisdan foydalanyapsiz? Aylantirdi, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Oxirida ozodlik Barno Anvar degani bor, o'rtada moderator turibdi. Aytdiki, bitta-bittadan savol beringlar bir-biringizga dedi. 2007-2008 yillar, vallohu alam yoki 2009 yillarda hali oldingi prezident bor davr. Savol bering dedi. Insof bilan ayting, nima savol berish kerak? Qur'onga aloqador, sunnatga aloqador savol berish kerak, mavzu shu-yu. U savol beryapti menga. O'zbekiston zonalarida zulm bormi, yo'qmi deb savol beryapti. O'zi isbotladi siyosiy xoinligini. Maqsad diniy odamlarni din masalasida auditoriyani yig'ib, oxiri unga jumlaga imkon berilganda O'zbekiston zonalarida zulm bormi, yo'qmi deb so'rayapti menda. Men aytayapman, nafaqat O'zbekiston zonalarida, dunyoning hamma zonasida zulm ham bor, adolat ham bor. Bundan keyin ham hech kim kafolat bermaydi, falon zonada faqat adolat o'rnatiladi deb. Hamma zonada adolat, zulm bo'ladi. 99 da portlashlar bo'ldi. Unga indamay qo'yib yuborish kerakmi? Anvar Qorakani kelib pichoqlab ketishdi. Indamaslik kerakmi shu odamlar qo'lga tushsa? Shularni gapirdim. Va birinchi gapimiz isbot bo'ldi. Maqsadi siyosiy bilan, siyosiy xoinlar masalani o'rni kelib qilganda foydalanyapti. Keyin menga o'tdi savol. Savol bering dedi. Men aytdim. Moida surasida Alloh taolo hujrimat alaykum ummahatukum وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وأخواتكم التي وأمهاتكم التي أرضعنا نساء نساء هذا أنترت أيالنا الله تعالى سنده شو آية ده أنترت أيال أنا نسنده أنا إنلر سلرجة حرام دده وقزينلر سلرجة حرام دده شو نكمل سناب 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 أنترت أيالنا سنده سس 200 نرسة قرآن ده يوك تقلم مجان qilsa bo'laveradi shu 200 ta narsani deyapsizlar dedim. Ha. 14 ta ayolni sanadi Alloh taolo. Nabira yo'q buning ichida. Nabira yo'q. Hop, nabiraga uylansa bo'ladimi dedim. Desam bunga javob berish oson, o'zi udarni o'tkazib varsa shunaqa deydi ko'pi. Bunga javob berish oson, buni aql, mezon, mantiq topa olaydi. Bunaqa hodisa bo'lmagan. Bo'lgan deyapman. Balo Anvar meni to's gapi bo'lmaydi turibdi. Yo savolga javob bersin. Bo'lgan, bunga o'xshagan hodisalardan Rasululloh qaytarganlar. Nabiraga uylanib bo'lmaydi. Oxir ahromazda bu zardushtilik e'tiqodida o'zini qizini oladi. Men shunday qizni tarbiya qilib qo'ydim, birovga beramanmi deb ota o'zini qiziga uylanadi. Nabirasiga uylanadi bularni dinida. Yo'n dedi aylantirib o'tib ketdi. O'shandan beri faqat men nomimni eshitsa bir rangi o'zgaradi, tizzasi qaltiraydi, haqorat qiladi. Chunki hali savolga javob yo'q. Keyin men aytdim. Nabiraga uylanish o'ta jirkanch ish, shuning uchun Alloh taolo Qur'onda zikr qilmagan deydi. Men aytdim, onaga uylanish dedim. Onaga uylanish undan ko'ra jirkanchroq u. Alloh onani sanayapti. Hurrimat alaykum ummahatukum deydi. Aynı mavzuni o'zida botdi botqog'iga. Keyin qachon qarasa meni sahifamga kiradi, haqorat qiladi, og'zidan o'sha hamma narsa chiqib ketaveradi. Endi 100 ta haqorat qilsa, 2 ta haqoratdan javob beraman mana. Lekin 2 tasi uni 100 tasiga yetadi.
Şunaqa qıldı. İndi yani səviyyə umuman yox üçün bloklab qoygandım. Bir u meni bloklagan, açgan, yana mən bloklabman, qop ketibdi. Yaqında indi baxsga kesin, meni bloklab qoygan desəm, ana mən bloklamaganman deyə şu gapı olib açayla yürübdi. Xullas. Bularının hareketlerinde şu urunuş var. Biz imamlar şu din sahasındaki ilim okuyatken, halka dinden gapirayotgan adamlar milletini muhafazası için din en muhim unsurlardan ekanligini esdan çıkarmasligimiz gerek. Her daim şunu ta'kidlayapmiz. Din hakkında hiç bitti basımga etibar kımasdan vaziyatni doğru baholab doğru yapını gapirishimiz gerek. Agar gapirmasak haligi vaziyat bo'ladi. O'sha joydan harakat qilishadi kirib. Dindan men ham gapirsam bo'laveradimi? Dindan men ham shariatdan gapirsam bo'laveradimi deb. Endi monopoliya nima degani o'zi? Monopoliya masalan mana shu yuk. Buni keladigan hamma chegaralarni bekitaman men. O'zim hammasini olib kelaman, bozordagi hammasini sotib olaman, keyin o'zim xohlagan narxni qo'yib sotaman. Buni nima deydi? Monopoliya deydi buni. Kur'an'dan sen gapirma degen zahata monopoli bop qolmaydi. Men Kur'an'dan gapirma deyiş bilen birge Kur'an okuyatken hammani toxtatishim gerek. Ana onda monopoli bo'ladi. Ve halen ki her bittengiz toxtama aytyapsiz ki kuniga Kur'an oku, ilim o'rgan, şeriatını o'rgan, ilim farz deyapsiz u. Bu monopoli bo'lmaydi bu. Mutaxassis gapirsin degani bo'ladi. Cümlelerge yaxshi e'tibor qilsangiz hammasida Goebbels sistemasi bor. Goebbels degan odam bo'lgan. Gitlerni axborot maslahatchisi bo'lgan. U Gitlerga tavsiyalar bergan. Nima qilish kerak? Odamlarni qanday ishontirish kerak? Bitta maslahati yolg'on nazariyasi. Bir narsani 100 marta qayta-qayta aytavering yolg'onni. 100-uncisida odam ishonadi. Hozir 100-tagi kerak bo'lmay qoldi. Hozir 10 marta yolg'onni takrorlab aytgan odam o'zi ishonib qolyapti. Masalan bitta odamda sizni haqingiz bor. Sizdan qarz u. Unga kelib qarzingni ber deyapsiz, bitta yolg'on to'qiyapti. Yana so'rayapsiz, yana yolg'on to'qiyapti. O'zi 10-inchisiga borgandan keyin meni sizdan qarzim yo'q shekilli deyapti. O'zi ishonyapti, o'zining yolg'oniga o'zi ishonyapti. Men shunaqalarni ko'rdim. 1 yil qilib yurdim bittasida, "Ey, qarzing bor, ber." Oxiri shu u shu yolg'on gapiraverib, oxiri men qarzdorman bo'lib chiqibdi uni xayolida. O'sha kuni meni uyimga keldi. Hisob kitob qilib qo'yadik dedi. Qog'ozni ochdiki. Men qarzdor bo'lib qoldim. 10 marta, 20 marta takrorlagandan keyin masala utaman gutib ketib qoldi. Hisob kitob ko'rsatsam, "Yo" dedi, yana bahona qilib ketyapti. Goebbels sistemasi, yolg'onni gapiraver, odamlar ishonadi. İshonadi oxiri. Goebbels. Goebbels. Demek yolg'on ustiga quriladi. Uni keyin isbotlash shart emas. Bu masalalarda to bir maromga yetib olguncha odamlarni boshini aylantirishlikka kifoya qiladi. Uni fosh qilishlik siz bizning zimmamizga tushadi. Demak, umumiy mavzuda bugun millatga hujum bo'lishi mumkin bo'lgan jabhalar milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz, o'zligimizga eng kuchli hujum dinimizga bo'lish ehtimoli bor. Dinga bo'lgan hujum dunyo bo'yicha. Ajoyibligi, mana ichimizda chiqayotgan ixtilofchilar bor-ku, Hanafi mazhabiga zid gaplarni gapirib yurganlar. Raful yadayn, masalan Raful yadaynni men boshqa mazhablar qabul qilganligi uchun uni tanqid qilmayman hech qachon. Hujjati bor, dalili bor, lekin bizning diyorlarda Raful yadayn qilmaslikka tavsiya qilaman. Hanafi mazhabida yuribdimi, ixtilof qilma, odamlar noto'g'ri tushunadi. Bizde Raful yadayni ixtilofini ko'tarib yurgan odamlar Chechenistonda Raful yadayni tanqid qilib yurdi ekan. U yoqda Shofiy mazhabida. Ularga nima bo'lsa ham bo'ldi, ixtilof bo'lsa bo'ldi. Tushunyapsizmi? Bizda Hanafiylik bo'lgani uchun Hanafiylikka ixtilof tashlashadi. U yoqda Shofiylik bo'lsa, Shofiylarni tanqid qilib tashlashadi. Ikkalasini bir-biriga yaqinlashtirsangiz bitta odam. Ushalarni oldini olish diniy ma'noda saviyani mo'tadillashtirish, o'stirish asosida
Bo'ladi, qisqaroq edi gapimiz. Savollarimiz yo'qmi? Qolgan yarmisini Xudo uchun sizdan kechdim degan. O'sha odam meni qaytib talab qilishi mumkinmi? Kechgandan keyinmi? Guvohlar bo'lsa yo'q. Tan olyaptim kechganmi? Ha, kechgan. Ha, kechgan, kechgan, kechgan. Shu bilan birgalikda yo'q, menga berib turaman. Yo'q, yo'q. Endi shunaqa o'sha pulni yana qaytib olishingizni talab edim. O'shanga endi mashina murojaat qildim. Nima qiling deyish kerak, berish kerak emas. O'sha paytda men aytganman, berib kechmang, kirimni oxirigacha beraman. Azgina sabr qilib turdim, yarmisini to'laganda, yarmisi qolgan. Endi qolgan yarmisim yo'q bo'ldi, mayli siz qiynalibsiz kechdim Alloh uchun debdi-da. Endi bugungi kunga yo'q qaytarib bergan. Haringi mana. Aytaveram, qaytaveradi endi qanday? Shunaqa holat, nima qilish kerak? Qaytish kerakmi, qaytarib berish kerakmi, yoki bo'lmasam? U masalan kechdim degandan keyin qazoan kechgan bo'ladi. Kechgan odamidan qarz soqit bo'ladi. O'zi zimma borki zimma, baroati zimma degan qoida bor. Baroati zimma nima degani? Inson tug'ilganda qarzsiz tug'iladi. Yoki qandaydir bir sifatlarsiz tug'iladi. Unga iymon, kufr, nifoq alomatlari berilmaydi. Unga bo'ynida zimmasida qarzi bor deyilmaydi. Baroati zimma. Aslan zimma baroat bo'ladi. Pok bo'ladi. Keyin uni zimmasiga bir narsa yuklansa, e'tirof qilsa uni zimmasida bir narsa sobit bo'ladi. Zimmasiga yuklangan narsani haqdor odam men kechdim desa, yana soqit bo'ladi. Asliga qaytadi. Qaytgandan keyin u narsadan yana qaytadan zimmasiga yuklab qo'ya olmaydi. O'shanda guvoh yo'q, bitkalamdan o'ran o'zi e'tirof qilsa bo'ldi. Turibdi, hali kechganman. Yo'q, o'zi e'tirof qilsa bo'ldi. O'zi e'tirof qilsa bo'ldi. Kechganman, lekin hozir berasan. Yo'q, kechgandan keyin qanaqa beradi? Kechgan-ku. Endi o'sha qilgan minnat bo'ldimi yaxshiligini bilmayman. Yo'q, minnat ham qilaman aytdi. Unga bir kishi majburlab kechtirmagan. Uni majburlab kechtirmagan, o'zi xohishi bilan kechgan. Qayta olmaydi. Qo'yib kelganki, men beraman pulingizni, sabr qilib turing, Xudo xolisi yarmisini berdim. Hali muddat bo'lgan o'rtada. Yili 1 yilga bo'lganda bunda, yarim 6 oy o'tgan, yarmisini bergan. Yana 6 oyda yana qolgan yarmisini berish kerak. Beraman qolgan qismini ham qarzingizni. Sabr qilib turing, shu kelishilgan muddat bo'lsa, mayli. O'zi e'tirof qilyapgan bo'lsa bo'ldi. E'tirof qilmasa guvohlar kerak. Savol bor ekan. Hozir nimada imon zahar kitoblari tadris etilmoqda. Qo'l narsaga bir. Shuni hozir bizga dinga tosh atayotganlarga nisbatan ishlasak bo'ladimi? Talbisi qo'lman. Qo'shaligi yolg'onni haqiqatni ko'rsatish. Buning ma'nosi shunaqa. Ibn Taymiyaning kitobi. Zahar yo'q, Ibn Taymiyani Bayonu Talbisil Jahmiyya degan kitob bor. Ha, Talbisi Iblismi? Ha, Talbisi Iblis. Shunda shular ham hozir yolg'on narsani haqiqat ko'rsatyapti. Shunga kiradimi? Kiradi. Endi u masalan Imom Zahabiy kuchli hofizlardan hisoblanadi. Hofizlardan u kishini keltirgan asarlari ba'zan rivoyatini sanadini keltirmasa ham eshitilgan gaplar bo'ladi. Albatta foydalanamiz. Biz o'zimizni dinimizga ya'ni hujumda qaysi uslubni qo'llayotgan bo'lsa, o'sha uslubga muvofiq javob qaytaramiz. Masalan, kalom ilmi, falsafa ilmi juda maqtalgan ilm emas. Lekin bizni aqidamizga kalom bilan hujum bo'lganligi uchun Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar kalom bilan javob bergan. Bu joiz bo'ladi, albatta joiz bo'ladi. Ko'p markaziga berdi. Kunini kelishmadi-da, shu sotib berasan, berdi. Go'shimi? Ha, naq qo'ydi. Janobdan sotib, kunini kelishmadi, shunda qana qilib masalan? Go'shni berdi, bitta do'konchi akaga. Go'shni oldi, nasiy. Qolon naqqa beraman dedi. Lekin sotib olib beraman deyapti u. O'shanda bo'lib qolmay? Yo'q. Nasiy sotib. Nasiy sotib.
Hazır biz aksarı şurada yok ki. Sotırmasa kaytar bir yerim ansan hoca uzun kolat mı? Yok bir yerim. Çok turgen kolat. O vakil bu kolat onda. Vakil bu uzun kolat değil mi? Ne kolat az kuş ne akışlı var. Fıvkıt adamın. Ne hoca uzun kolat. İki taraf kuyun sen. Diyor ben yani bir ayı tası gel de ayak yiyin. Çıkışlar çıkarken. Dokonu bir kapçırarken vakil etsin de dokonu. Siz onu tutkunca sat kendini satarken kolayını kayıp ok. O yüzden faizini koyadı. Faizini koyadı. Bu bunge aylık ödemiş. Şu faizden anakasının hakkını çıkarıyor. Lakin ne mi artık da sakayt taraf eder. Şuna kadar. Söyledi, caiz ki bu. Doğru. Hazır kararken de sağlık edecek ki. Şuna kadar sağlıklarında da şöyle bir şeriat dinleme var. Diğer kelede de Fatih'in hakkını yapırsanız bu yerinde yaşayacak bir konu muydu? Yani Fatih'in de çakırsak da kalesiz bu yer kelemesi varsa. Yok ki mesela bazı bir kişi mesela kaz hakkı lazım konukken gelirken de bitti adam bir geldiğinde işçilikler olsa var mı şu için? Yok yok, iki adamın işçilikleri yok zaten. Bu şu an kim hakkı var? Elbette. Şimdi bu savalda mesela keçse, keçken böyle demedikken savalga cevap verdik değil mi? Vakiyelikini iki adamın işçilikleri. O zarar bölgen değil mi? Şu adam bir kere sonra baktı değil mi? Bu ötedeki keçken sıkıntı, hani keçken ben lakin belirgin var. Şeriyette keçken bulsa keçken böyle de. Mesela ayol kişi, ayol kişi mahreden keçse. Mesela var mı? Ayol mahrimden keçtim dese, buldu keçti o. Keyin yana qaytadan mahrim berasan deyishga haqqi qolmaydi. Lekin ayol o'zini kechqurungi yotish haqqidan keçse, keyin undan qaytib olish haqqi bor. Nimaga? Nimaga unda haqqi yo, bunda haqqi bor? Nima deydi? Bu qaytadan sikillashtirib eshitinglar. Ayol masalan tungi yotishlik haqqi bormi? İkkita ayoli bor. Ayollar haqqi. Ayol men kechki tungi haqqimdan kechdim. Nariga ayolingizdan yotavering desa, o'sha ayol keyin haqqini yana qaytadan bo'ldi, men haqqimni qaytarib oldim degan haqqi bor. 2 kun parda yotib qolasiz. Yo, kechgani kechdi. Kechgani kechdi. Endi yana qaytadan haqqimni joyiga qo'yib qo'ying degan haqqi bor. Birinchisida narsa aniqda, undan kechgandan keyin qaytadan sobit bo'lmaydi. Lekin ikkinchisida ayolda kun yangilanaveradi-yu. Yangi kunda yangi haq paydo bo'ladi. Endi misol uchun kechgan kunini o'rnini to'lab berasiz deydimi yoki bo'lmasa? Yo'q, yo'q. Kechgani kechdi. Kechgan kuni keldi. Kechgan kuni ketdi. Bo'ldi, uni kechdi. Undan oyog'i bo'ldi, haqqimni qaytardi. Masalan, bo'ldi, narga yozdan yashavering, yotib kelavering desa. Demoqchi bo'lganingiz, deylik, hozir ko'pchilik hali nikohul masiyat degan narsaga anaqa qilishdi. Qarang, yengil kelib qarab, misol uchun ayolni haqqini qo'ymoq qilib, hech narsa bermay, haftada bir marta kelib ketaman deydi-yu. O'shanga bo'pti deb, haftada bir marta kelib kelsangiz bo'ldi deb turmushga chiqib oladi ayol. Chiqqandan keyin, yo'q, endi deydi, haqqimni joyiga qo'yib qo'y deydi. Haqqi bor. Şu keçiş masalasını da yaptı. Şehrini yakışırsa bile olayım. Ayarla bile olsun. Bu hala bir hot limanda bir yolu verişti o kadar. Şu sahibinin kapat darma anamı. Yonudaki harpige bağlık. An bilen kese başka, min bilen kese, fi bilen, lan bilen kese başkaça mana bilen. Lekin umumi manası zulüm. Umumi manası zulüm. Zulüm o zulüm neydi? Vad'u şey li gayri mavzi'ihi idi. Bir narsani o'zidan o'rindan boshqaga qo'yishga zulüm deyiladi. Zino ham zulmda. Zino. Halol nafsini qondirish kerak bo'lgan o'rinda haromga qo'yyapti u ishni. U ham zulm. Yolg'on ham ma'nosi bor, yolg'on. Bag'al valadi bo'lsa, bola yolg'on gapirdi bo'ladi. Bir krasika chiqaradigan tanishimizda. Kraskalarga shunaqa o'chirilgan o'rtalarga o'chirib o'chiradi. O'shani sotayotgan ekanda har birtasini o'chirgan pul yutib chiqadi. Hamma kraskamizda bo'ladi. O'sha mumkinmi deyapti. Mumkinmasligi ikkilanayotgan joyim shunda bo'yaptiki deyapti. Ustala sotib oladi deydi. Egasi pul to'layapti deydi. Lekin pul ustayapti deydi. Shunaqa joyda akkatga o'xshagan narsa yetib qolmaydimi? Ya, endi unga aloqasi yo'qki. Bir odam bir mahsulotini ishlab chiqarib, unga aksiya qilib sotish haqqi bor. Sotib olayotgan odam
yutkuzganı evaziga kimdir yutmaydı bunda. Satgan narsasından foydalanadi. Çıkkan yutuğunu haklasa özü alsın, haklı üstüge biri varsın. Onu özü ihtiyarıdı. Şimdi düşün mü? Lekin kımarın tarifini mi? Köpçülüğünün iştirakındaki oyunda kimdir yutkuzganı evaziga kimdir yutsa kımar varadı. Lotereyalar oynayıp değil mi? Bloggerler kılıyordu. Malibu'sunu koyadı, moşnasını koyadı da pul töleylerdeydi. 15 bin, 20 binden o milyon adam pul töle varadı. Keyin juda ko'pchilik yut qazadi, ozchilik yutadi. Yutganlar kimni evaziga? Yutquzganni evaziga. Bu harom. Shar'an buni harom. Ba'zilar aytibdi, o'zi rozi bo'lib beradi, majburlamaymiz. Ha, zinokorlar ham majburlanmaydi ko'pi. O'zi rozi bo'lib zino qiladi. Demak, o'shani GVT'dan pul berib qatnashish, anaqasi noshtalar kechga oshib beradi-ku. Pul berib qatnashsa ham qaramadi. U podpichik oshirib berishlikda masalan ishtirokchi odamlar bir narsa yutmaydi. Siz masalan o'zingizni Telegram kanalingiz yoki YouTube kanalingiz podpichik ko'paytirish uchun pul berib, buni SMM yangi shtat masalan ijtimoiy tarmoqlarda uni aktivlashtirishlikka pul saplaysiz. Uni zarari yo'q. YouTube uni olish qanaqa YouTube? Yo'q, men Gmail'da qatnashsa kimdir yutadi-ku, to'g'rimi? Pul bergan yutmaydi. Masalan, meni men o'ynatadigan bo'lsam, men tashkilotga aytaman, o'ynatib ber deyman, pul tikaman men. Meni pulim evaziga qolganlar like bosinglar, podelissa qilinglar, izoh yozinglar, kim chiqib qolsa unga beramiz deydi. Ular bir tin saqlamaydi. Ular o'sha o'zining ishini qiladi. Siz men tikkan pulni siz sovringa qo'yasiz. Ular uchinchi taraf bo'lib yutib oladi. Uni zarari yo'q. Unda joyingiz. Ha, joy. Yana savol bor. Bizim bir bölgen vakaya yakında maşanını verdi Burak'ın. Burak'ın verildi mi? Aynen bir de arzalı. Bir de arzalı bir sekin bir türlü işte mesela. Ne ki deysen o benden alıp başka Burak'lar gibi yine şunca gibi verildi. De. O arada işler çıkma yaptılar. Fakat ben maşanını da devlet verildi. E ben o kalan niye oğlu bari de deyip koş gitti değil mi? Şeyden tersi de. Koş orada deysen mesela ben mesela 10 milyon, 6 milyon veriyorum mesela o 10 milyon veriyor. O arada işler çıkma yaptılar. Hiç harcı diyor mu ya? Dursun. Dedim ben böyle yakındır, ben diyeceğim ama kinal ettim diye bugün birisi bu kız vardı. Şu burada onu top getir. Siz satı vardınız mı? Ya ben satı varmadım, bir icare gibi yaptım. Sen efendim? Uzun var. Ya satı geldi. Satı geldi. Yok, bu satı oluş kişi nasıl bir yaptım ben boşu. Aldı satı ben. Ben o ayı mesela kendi 500 dolardan bir yere dedim. Bu şuna maşını bir yaptı, hiç nasıl bir satı var. Bu ungut kız yaptı da orada, ortada, ortada keşke. Törmü bu şey var ya. Bu burada. İşler çıkmıyor, harcı da yok, bir mehnet yok, pul yok, bunda işlemek işlemek yapıldı. Yok, sizden satı aldı mı? Yok, satı aldı, yok da. Ne bakıldı sizden? Nasiye satı aldı sizden? Sizden satı aldıdan keyin, o haklıgan narx sotish haqqi bor. Sizden satı aldıdan keyin, eğer siz hali sotmaganingiz deydi. Men sotmaganman ku. Ne bakıyansız? Oyma-oy to'laydigan ana. Sotganmisiz? Bir yilga sotganmisiz? 2 yilga sotganmisiz? Bo'ldi, 2 yilgacha uni shartnomangiz bor, sotgansiz. Endi u uni xohlagan odamga sotib olish haqqi bor. Taqsid savdosi deydi buni. Taqsid savdosida naqdga 5 mingning narsani nasiyaga 10 mingga sotish mumkin. Siz hatto ko'p janjal qilish bo'ladi, lekin menga bo'lmaydi, yo'q xolasa. Ko'pchilik shu narsa kelib, endi o'zimga bo'ldi. Maşını bırakıp verirken, o hiç nasıl kılmaya geldim ona. Hiç nasıl kılış yantmaz da? Çin iskiyi yedin. Zaraf yansıdan şartın yedin. Bunu basan yaşıdan müddet devamında bir turist veririm. Yaşı mı? Siz bekarda bekarga ma minib turdi bermagansiz unga. Kelishganmisiz? 6 mingga kelishganmisiz? 6 ming sizga beradimi? Beradi. Bo'ldi. U agar yutqizib qo'yganda ham sizga 6 ming to'lardi. Yutqizib qo'yganda ham to'lardi. 10 mingga sotdi, qandini ursin, bo'lib ketdi. Foydaga ichib qo'yib yotdi. Ma'lum. Sizlarga to'lardi. Mana shu bay taqsid bilan misol uchun savdo qildi. Misol uchun 1 yilga kelishdi. 10 mingga kelishdi. Ali idiyası, nari 6 ayda kaytar verirsen sen böyle
Bu da'vat ajjal degan anaqa bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Haybarni Madinadan surgun qilganlarida Haybarni aholisi bilan madinaliklar shartnoma qilgan, nasiya shartnomalar. 1 yillik, 6 oylik yoki kuz kelishiga, bahor kelishiga kelishilgan edi. Ular ketyapti endi, chiqib ketishyapti. Shunda kelib so'rashgan. Muddat kelgani yo'q, qarzi bor bularni, nima qilaylik deganda da'vat ajjal deganlar. Payg'ambar alayhissalom. Narxini tushir tezlatib ol deganlar. Ketsin deganlar. Bu qoida Hanafiylar olmaydi buni. Zarurat yuzasidan bo'lgani uchun. Hanafiylarda lozim, g'ayri lozim shartnomalar bor. Lozim shartnomalarga kiradi bu. Lozim shartnoma bilan g'ayri lozim shartnoma nima farqi bor? Lozim shartnomaga ikki taraf amal qilishga majbur, buzishga haqqi yo'q. G'ayri lozim shartnomalarda buzsa bo'laveradi. Tushundingizmi? Mana qarz. Qarz shartnomasi. Lozim shartnomami, g'ayri lozim shartnomami? Lozim. G'ayri lozim shartnoma. Yo, masalan, qarzni berdimda 10 kunda qaytib berasiz deydimi? Bu 10 kunda qaytib ber degan gapim g'ayri lozim shartnoma. Ertasi kuni qayt qarz deyishga haqqim bor. Nimaga? Qarzdan foyda olmayapman men. Foyda olmagan odamga mas'uliyat yuklanmaydi. Lozim qilib qo'ymayman, bo'lmaydi buni. Agar qarz berib turib bir odamga uni muddatini majbur qilib qo'yilsa, narga odam muddatdan qarzdan foydalangan bo'lib qoladi. Hanafiylarda shu gap bor. O'shaning uchun da'va ta'ajjalni mana 1 yilga gaplashdik. 1 yillik muddati bor. 1 yildan oldin to'lash to'laysan deb majburlashga haqqim yo'q meni. Chunki 1 yil evaziga qimmatga olyapti u. Endi narga tomon ham 1 yildan oshirib olishlikka haqqi yo'q. Yoki shartnomani buzib olishga haqqi yo'q. Chunki savdo bo'ldi, sotdingiz, 6000 ga sotdingiz, savdo bo'ldi. U kelib turib, shartnomani buzaylik, men to'la olmayapman deyishga haqqi yo'q. Nima qiladi? Eng maksimum aytadiki, mashinani sotaylik, sizni pulingizni berib yuboraman, qolganini mening zimmamga deydi. Zararni bu ko'radi, sotib olgan odam sizni pulingizni chiqarib berib yuboradi. Endi shunaqa zaruratlar bo'lib qoladi. Da'va ta'ajjal bor, hadis sahih hadis bu. Jumhur ulamolar olgan moliyaviy muomalalarda millatga foydali bo'lgan masalalarda mazhabdan foydalanish joiz. Ya'ni har kim o'ziga foydalanib ketmaydi-da, vaziyatga qaraydi. Imom moldiga borsa, imom boshqa mazhabdan olib da'vo ta'ajjali qilishi mumkin. Masalan, sizning oldingizga keladi. Nima qilish kerak? Moshinani pulini to'la olmayapti. To'la olmaydi ham. Nima qiladi? Masalan, siz 8 minglik moshinani 10 mingga sotgansiz. 1 yilga yoki 10 oyga. Oyma oy 1000 berib kelish kerak edi. 2 oy berdi, 3-chi oy bera olmadi. 4-chi oy ham bera olmayapti. Endi bu yog'i bera olmaydi. Nima qiladi? Desa, siz aytasizki, bo'ldi, mashinani sot, bozorga chiqib. Tepasi borki, 2 oyiga to'lagan, 2000 to'lagan. U yog'ida 8000 qolgan. 8000 ni taqsid foydasini olmagin deydi. Asl mablag'i naqd narxi bor edi-yu mashinada. Naqd narxidan 2000 ni foydasini oladi, qolganidagi foydalarni chiqarib tashlaydi, naqd pulni o'zini oladi. O'shanda da'va ta'ajjal hisobida, yo, bunda o'sha zarurat yuzasidan bo'ladi. Endi men o'zimni ixtiyorim bor. Meni mashinamni 1 yilda to'lash kerak. Pul kerak bo'lib qoldi menga. 5000 qarzi bor. Menga bo'pti, hozir menga 4000 olib kel. Men kechdim qolgandan desa, majburlamayman buni. Taklif qilaman xolos. Lozim shartnomada bu. Taklif qilaman. U qabul qilsa, eyvalloh. Xayriya bo'lib chiqib ketdi. Qabul qilmasdan yo, men muddatni kutasan deyishga haqqi bor. U odamni vaqtida olib kelaman, o'z bergan ishga haqqi. Haqqi yo. Men bor vaqtida olib keldim deyishga buni haqqi bor. Bunaqa narsalar sulh bilan muomala qilish mumkin. Sulh degani kelishuv. Mayli, mayli desa, u rozi bo'lsa bo'laveradi bunaqa narsa. Faqat ustiga qo'shishda emas, ketishda bo'ladi. Qo'shtirib olib qoladi. Degan narsa, yaqinda bittasingiz keldi. Hozir men do'konchilar haqida narsalarni o'rganayapman. Do'kon quribdi. Do'konni realniy arendasi narxi 5 million. O'tganki 1-chi oyga 100 million berdi. Keyingi oylarda 5 million berdim. Boshida 100 million beribdi, do'konga kirgan. Endi savdosi bo'lmagan.
Nurxon bilan. Yana 6 oy ishlatgandi. Bilan keyin oxiri do'kon bankrot bo'ldi. Haligi pul to'lagan 100 million to'lagan odam keyingi oylarning 5 milliondan to'la olmadi. Endi hozir janjal bo'ldiki, 100 millionni qaytarib bergan. Aytdiki, yo'q, bu ijara puli. Endi misol uchun o'tirib kelib janjallashdi, ikkita musulmon odam bilmem kalitmedi, dokonga kirib olishdi, nima 100 million oldi. Sen bu meni xohishim, xohlayman, olaman. Bilmem chet elda ham, Dubayda ham, naqa pul kelmadi, bor ekan shuna. Dokonga kirib olishdi, shu to'ydi. Lekin uni qaytib berar ekan. U yoqdagilar haligi depozitga pul qo'yadi-da, depozit u. Bera olmaydi. Bu nima endi? Endi uni ikkala tarafi eshitish kerak. Ikkita taraf kelyapti. Shartnomasini o'rganish kerak. Agar depozit deb bergan bo'lsa, depozit qaytadi. Birinchi oyiga ijara haqqi 100 million. Birinchi oy. Bu rozi bo'lgan, ha? Ha, u rozi bo'lgan. Keyingi oyda 5 million, deylik 6 oyga o'tirgan, 6 oyga deylik birinchi oyga 100 million, qolgan 5 oyga 5 milliondan bo'lsa, 125 million pul berish kerak. U 100 millionni to'lagan, keyin do'kon kirgan, molini olib kelib, hammasini taxlagan, lekin to'zasi yurmagan. Bankrot bo'lgan. Endi yigit hozir ham 100 millionimdan ayrildim, ham o'zim bankrot bo'ldim. Aytdiki, sen boshqa shartnomada sen ko'rding-ku shuni, bir oylik ijara puli 100 millionlik. Endi bunga o'xshagan narsalar najis deyiladi. G'arar, najis degan shartnomalar bor. Haddan oshib ketish. Buni qozi hal qiladi. Kelib, o'zi urushda shunaqa bormi? Qolganlar ham shunaqa qilayotganmi? Bizda Imom Buxoriy qopdi, do'konchilar mashna qilishayotgan. Bular pulni chiqarib olganmi? Do'konga ketgan xarajati bor. Chiqarib olarkanda bir xil do'konlik 150 million birinchi oyga naqd qo'yganman degan. Uni ham berib olgan. Bo'sh bo'lmagan savdolar shunaqa bo'ladi. Misol uchun men ishlab turgan bo'lsam, bo'sh turgan. Ketishim uchun. Yo'q, bo'sh do'kon bo'lgan. Ya, o'tga kirishim. Demoqchiman, ko'chada. Ha, bo'sh do'kon bo'lgan. Endi bu savdolarni, savdogarlarning urf odatlari shariatda qabul qilinadi degan bob bor. Imom Buxoriy sahihda aytgan. Ya'ni ansorlarning, shaharlarning urf odatlari tijoriy masalalarda yuradi. Uni o'sha atrofini ko'rish kerak. Bitta shunga shunaqa qilganmi yo hammada shunaqami? Hamma shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shartnomaga ko'ngan bo'lsa zarari yo'q. Endi demak, qaytarish kerak emas. Agar o'sha urfga ko'ra bo'lsa, qaytarish kerak bo'lmaydi. Shunaqa dedim, men bari sulh qilinglar. Ha, sulh qilsa yaxshi. Sulh qilsa, mazgini bir narsadan keching dedim. Sen keching, chunki sulh bari ishni musulmon ertaga yuz ko'rmas bo'ladi. Shunaqa yaxshi sulh qilgan. Savol bordi. Ko'pincha bizlarga salom masalasida kelishadi. Ba'zi insonlar 3 ta bolasi bor, 4 ta bolasi borda, xolaga birdaniga 3 taloq qo'yib yubordi. İlacı var mı misal, farzantı hakkı var, başka var. Bazıda eşitken caylarımızdan Atatürk Kumar Batay'ın dedi, bitti hoş gereken. Biz buradan geldi orduk. Farzantı hakkı hürmeti ya, önüne bakıp durduk, okusa buladı mı diyordu da. Yani biz aklımız etmez çünkü biz soruyoruz ama hakkı. Üçtalak masalası da Cumhur'un bir ittifak yapı var. Hanefiler, Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler, barçası üçtalak bir lafz bilen üçtalak çüşedi. Buni ta'lim berish kerak odamlarga, kuyovlarga, bo'lajak oilalarga taloq bilan o'ynashi bo'lmaydi. Endi taloqni qilib qo'yadi-da, kelib turib, keyin sizga odobdan, nasihatdan dars beradi. Bolalarning haqqi bor, sen shuni o'ylamading? Sen nima o'ylamading? Jumhurni bitta ittifoqi bor. Endi ba'zilar aytibdi, Ibn Taymiyani, Ishoq ibn Rohavaytdan qilgan rivoyati bor, o'zi to'g'ridan to'g'ri rivoyat qilmagan, o'sha kishining gapi deb olgan. Va aslida o'sha jumlani ham to'g'ri rivoyat qilmaydi ko'pchiligi. Aslan joiz emas. Aslan ushtaloq agar sarohatan bo'lsa, ushtaloq tushadi. Boshqa erga tegib chiqmaguncha joiz emas. Endi ijtimoiy masalalarda ba'zi shoz fikrlarni olishlikka muftiyning haqqi bor. Diniy idoraning haqqi bor, imomlarning haqqi bor. Chunki diniy masalalarda shularni aytayotgan gapi nikoh nikoh bo'lyapti, bularga qarab namoz namoz bo'lyapti. Hamma quloq solyapti. Shuning uchun yengil qaramaslik kerak, vaziyatni o'rganish kerak. Faqat u gap emas. Boshqa ham bir qancha sabablar bilan uni ushtalov tushmasligini tushmasligi ehtimoli bor. Ya'ni o'zi ushtalov lafz bilan tushadi-yu, u o'sha vaziyatda, o'shanga munosibmi yo'qmi?
Ko'p o'rgansa bo'ladigan jihatlari bor-da. Shuning uchun buni ommaviy qilish imkoniyati yo'q. Aytib ham bo'lmaydi. O'rganish kerak vaziyatni. O'sha vaziyatga ko'ra agar joiz bo'lsa, nikohlash imkoniyati bor. Joiz bo'lsa. Agar joiz bo'lmasa, aralashmagan yaxshi. Endi jahlim chiqib keldi dedi. Yoki bir narsa bo'ldi. Meni ko'p shunaqa savol beryapti. O'shanga biz idoraga boring deymizmi? Imkoniyat bor yo'q? Ya to'g'ri aytibdilar bular. Bu narsani-chi biz noto'g'ri qaramaylik-da. To'g'ri. Savolni misol javobini ko'raylik. Qanday bo'ladi misol? To'g'ri, o'sha diniy o'qiyapti misol. Sen bu narsadan xabardor bo'lishimiz kerak-da. İdoraga jo'natayotgan desa, hamma narsa idoraga jo'natib bo'lmaydi-da misol. Bizlar iloji boricha yo'l ochib bir narsa qilib harakat qilishimiz kerak. Keyin o'sha idora haqida, imomlar haqida noto'g'ri gapga ham sabab bo'lib qolyapti ba'zi gaplar. O'shaning uchun mustahkamlab turaverish kerak imomlar. Odamlar imomlarga kelib muhtoj bo'lyaptimi? Darro yo'l topib ketmaslik kerak. Ha. Imom harakat qiladi jamiyatda iloji boricha oilalar ajrashmasligiga, lekin odamlar yengillikka, yengil tomonga bo'lib imomni obro'sizlantirishlikka xizmat qilmaslik kerak. Idoraga jo'natsangiz ham aksar holatda hatto ulamolar o'tiribdi, tanishlar hammanglar. Yaxshi odamlar o'tiribdi, ilm o'qigan odamlar. Bular ham bir yo'lini topmasa nikohlamaydi. Yo'li bo'lsa-ki nikohlaydi, aksarini qaytaradi. Masalan, shunaqa bo'lmasa yo'q deydi, bor ket deydi. O'shunaqa bo'lmasa yengil-yelpi qaramaslik kerak, ko'proq zajr qilish kerak. Ilgari ko'proq shtraf ham qilinadi. Hozir ham idorada shtraf bor shekilli. Agar yo'lini topishsa ham shtraf qilishadi. Shtraf qilib bo'yniga qo'yib nikohlaydi. Tashqarida odamlar nima deb o'ylaydi? Mana falonchi 3 taloq qo'ygan edi, idoraga bordi, so'rab qo'yibdi deydi. Mana shu gaplar yomon tarqayapti. Asli unaqa emas. O'sha odamning jahli chiqadi shu. Mana domla bordik dedi. Men bilmayman, bora idoraga desam, kelib meni o'zimga ham aytdi. Bordim, pulni to'ladim, nikohni urdik dedi. Nima deysiz mana bunga? Noto'g'ri, agar o'sha yo'lini topmasdan qilgan bo'lsa. Ko'pchiligi topadi lekin. Misollar juda ko'p, men odamlar juda ko'p kelyapti. Mana eng dolzarb masala ko'p, misol bir narsani bilishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri. Bir yigit ketdi, 3 marta, 3 marta 3 taloq. 3 marta 3 taloq. Ya'ni alohida alohida majlisda 3 marta 3 taloq. O'zini qoraki xotinim taloq bo'ldim dedi. Xotining ham olib kelsa dedim, hali nimaligi ekansan. Nechta taloq bo'lgandan bir marta taloq oldim dedi. Xotinidan kelin nima dedi desam, 3 marta 3 taloq qilgan dedi. Qachon bir bitta mayli so'zdan bo'lsam yo'q, alohida alohida bittasi bitta farzandi tug'ilmasdan oldin desa, u farzandi nimasini oladi bunda turdan. Yetmaydi, kuyov. Taloq shunchalik maylivochilik bo'ldi. Ha, o'shani oldini olish kerak. Keyin yildan tug'ilgandan keyin aloqa deb taloq qildingiz. Kechigi yana 3 taloq qildingiz. 3-chi marta 3 taloq qildingiz. Endi shuni deb endi hech kim sanga yordam bera olmaydi. Endi bilganinglar qildingiz, ajrashasizlar, boshqa iloji yo'q. Yana bilmabman deb qo'yapti. Yo, buni hozir hech qanaqa hech kim hal qila olmaydi. Qila olmaydi. Kim aralashsa boshi yeydi. O'z 3-chi majlisda aloqada yana 3 taloq. O'zi shu ta'lim ham berish kerak. Bolalar odamlarga taloq, nikoh, halol, harom masalasini o'rgatish kerak boshida. Abduvaqt qora aka bir aytuvdi. Firdavsda bir kishini nikohlayapmiz deydi. Kuyov-kuyov jo'ra bilan o'tiribdi deydi. Endi gaplashib bu qizga mahr berganmisizlar desa, kuyov jo'ra turib, "Ha, buni mahrini ham berganmiz, taloqni ham berganmiz" demiş. U beradigan narsa deb o'ylaydi taloqni. Berish kerak xotin olgandan keyin deb. Saviya pas o'ta. Buni ham masalan jaholat uzr bo'ladimi degan boblar bor-a, kitoblarimizda bor bu. Jaholat qaysi darajada uzr bo'ladi? Masalan, 3 taloqni bilmabman deb qo'yib yordim bo'lsa uzr bo'lmaydi u. Chunki bilishi lozim bo'lgan narsalar bular. Lozim bo'lgan narsalar. Uylanishdan oldin farzi ayn unga. Uylanayotgan odamga taloq bilan xotin harom bo'lishini bilishi farz unga. Buni o'rgatishimiz kerak. Qopman, bu qopman, bilmay qopman degan bo'lsa o'tmaydi. Maskga ikki barobar jazo bo'ladi. Yo, savol to'xtatamiz. Dars tugadi, keyingiga o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Domla duo qilsinlar. Amin. Yo, yo, xabdi. Yo, biz duo qilamiz. Yo, xabdi. Duo qiling. Xabdi. Amin. Sizdan da
avlaroq sizdan da barkamalroq olim fizolardan bo'lishni nasib bo'lsin. Bir ko'tarib turgan azizlar. Qalbidagi izg'ulik maqsadlarni Alloh o'ziga yetkazsin. Alloh akbar. Rahmat Alloh.